güzel arkadaşım. Ben Deniz Mehmet Hocam. Türkiye'nin en büyük matematik kanalındasın. Matematik kısmı güvencededir diyorduk. Ne yapıyorduk? 9. sınıf matematiğe devam ediyorduk birlikte. Ya 9. sınıf matematik çok değişti. Bildiğin gibi değil. Ama sen bu işi profesyonellere bırakıyorsun. Beraber bu matematiği hallediyoruz. Sadece 3-5 soru çözüp değil, işi tanımıyla, kavramıyla, ispatıyla üstüne bir de soru avcılarını patlatıyoruz. Tüm ayrıntısıyla bitiriyoruz ki sınavlara az kaldı, sınavlara yönelik videolarda da gelecek. Sen hiç merak etme. Ama önce seninle birlikte bitirmemiz gereken bir konu başlığımız daha var. Sayı kümelerinde arada kalma özelliğini anlatacağım ki benim tahminim sınavda bir hoca olarak buradan soru sormalıyız. Burası gerçekten önemli. Burası gerçekten soru olarak gelmeli dediğim noktalardan biri. O Bizden lafı uzatma Mehmet Hocam. Gönder gelsin mi diyorsun değil mi? Elimizde kalemler, önümüzde PDF ders notları. Gönder, gönder gelsin dedim. aldım seni karşıma. Sayı kümelerinin özellikleri dedik. Bakalım ne yapıyoruz? İki sayfa işleyeceğiz. Sadece şuradan bir ayar yapmam lazım. Bir saniye geldi galiba bakayım. Ha geldi. İki sayfa boyunca dersimizi işleyeceğiz. Sadece sayı kümeleri ile ilgili sana şu bilgiyi anlatacağım bu ders. Sayı kümelerinin özelliklerine devam ediyoruz ve özelliğimiz arada kalma özelliği. Birinci ders sıralı olma özelliğinden bahsetmiştik. Şimdi ikinci dersinde de arada olma özelliğinden bahsedeceğiz. Tanım 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 abi. Tanımı biliyorsan soruları kaçırmazsın. Ve ben de sana çok ayrıntılı bir şekilde burada ne anlatacağım? Tanım anlatacağım. Bir sayı kümesinde herhangi iki sayı arasında aynı sayı kümesinden başka bir sayının yer alması o kümenin arada olma özelliğine sahip olduğunu gösterir. Yani ne yapıyorsun? Sayı kümesi içerisinde devam eden A, B, C, D sayı kümesi içerisinde herhangi iki sayı alıyorsun. Bu iki sayı arasında da bu sayı kümesinden bir eleman varsa bu küme arada olma özelliğini sağlar. Peki şimdi şöyle bir geniş düşünelim seninle beraber. Ardışık iki doğal sayı arasında herhangi bir doğal sayı yer almaz. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Gerçekten ben örneğin 7 8, 9, 10 yazdığımda bu 8 ile 7 arasında sayı var mı? Yok. Bak arasında herhangi bir doğal sayı yok yalnız. Bu arada arada sayı var mı? Yok. Ama hocam 7 ile 9 arasında 8 var. Tanım ne diyor? Sen bana tanımı söyle. Tanım diyor ki herhangi iki tane diyor. Nerede o? Herhangi iki sayı. Seçtiğim herhangi iki sayı ardışık olabilir. Ardışık iki doğal sayı arasında başka bir doğal sayı var mı? Yok. Şimdilik beklesin bak. Henüz bir cümle kurmadım. Ardışık iki tam sayı arasında herhangi bir tam sayı yine yoktur. Yine yer almaz. Yine aynı mantıkla eksi 7, eksi 6, eksi 5 diye giderken diyelim ki eksi 6 ile eksi 5 arasında herhangi bir doğal sayı var mı? Yok hocam burada da bir doğal sayı yer almaz. O halde sonuç olarak şunu yazabiliriz. Burası çok önemli. Lütfen altını üstünü çiziyorsun. Sonuç N ve Z kümelerinin arada olma özelliği yoktur. N neydi? Doğal sayılar kümesi. Z neydi? Tam sayılar. Tam sayılar ve doğal sayılarda arada olma özelliği yoktur diyeceksin. O zaman devam. Kimin var arkadaş? Bana onu söyle hocam diyorsun. Ben söylerim sen rahat ol. Sen sakin ol. Bak şimdi Herhangi iki rasyonel sayı arasında rasyonel sayı var mı? Var tabii abicim bak 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasında da yine bir rasyonel sayı vardır. İnanmazsan onu birazdan göstereyim değil mi? Şimdi göstermeyeyim yalnız. Şimdi göstermeyeyim özellikle birazdan. Ya da şöyle yapayım bak 1 bölü 4 1 bölü 2 al sana bunların arasında kim var? 1 bölü 3 var. Hatta 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasında da rasyonel sayı var. Hatta sonsuz tane var. Bunun birazdan ispatını yapacağım. Ben bu ispatı sınav sorusu olarak sorarım. Ha ben sorarım, okuldaki hoca sorar mı onu bilmem ama sormalı. Buradan rica ediyorum hocalarıma lütfen bu soru sorulmalı. Gerçekten kıymetli bir ispat çünkü. Herhangi iki gerçel sayı arasında da istediğimiz kadar gerçel sayı yazabilir miyiz? Yazarız tabii ki. O halde şu cümleyi kurabilirim sonuç olarak Q ve R kümeleri arada olma özelliğini sağlar. Bizim derdimiz bu dört sayı kümesi. Şimdi bizim dört tane sayı kümemiz var elimizde. Bu dört tane sayı kümesi ile ilgili, bunlar arada olma özelliği nedir? Yoktur. Q ve R'de arada olma özelliği vardır. Burada en fikir miyiz? Hem fikiriz hocam. Şimdi sadece bu tanımlar üzerinden yola çıkıp bazı sorular çözeceğiz ama soruları çözerken şu örneğe dikkate, daha doğrusu şu matematiksel ispatsal yöntemi, ispat yöntemini kullanacağız. Karşına örnek, karşı örnek savunma. Yani bir genellemenin tüm durumlar için geçerli olmadığını kanıtlamak için kullanılan matematiksel bir yöntemdir. Bir önermenin yanlış olduğunu göstermek amacıyla bu önermeye uymayan sen eğer tek bir tane daha iyi örnek bulabiliyorsan mesela bütün filler mavidir. Ya da bütün filler ne renk normalde kahverengidir değil mi? Neyse işte yani toprak rengidir ya yani böyle gridir falan. Rengine sen bir tane beyaz fil buldum ben geldim dersen o önermeyi yalanlamış olursun. Anlaştık mı? Şimdi biz de örnek bulurken eğer yanlış olduğunu kanıtlayacaksak genelde bir tane bile yanlış bir tane örnek bulur gelir. Deriz bak bu önerme her zaman doğru değil patladı deriz. Tamam mı? Bunu ilerleyen derslerde daha çok yapacağız ama şimdiden bir tanesiyle başlayalım. A ve B elemanıdır Q. Q neydi? Rasyonel sayı. B de A'dan küçük olmak üzere. A ve B'nin arasında en az bir tane rasyonel sayı vardır önermesini ispatlayınız. İşte Meb'in kitabında da yer alan en az bir de yazabilir buraya sonsuz tane sonsuz tane rasyonel sayı vardır önermesini ispatlayınız yine ispatları benzer şekilde yapılacak. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Diyorum ki B ile A arasında olacak diye bir tane ne arıyoruz? Rasyonel sayı arıyoruz. İlla bir tane vardır diyor. Herhangi iki tane rasyonel sayı arasında. O zaman şöyle yapalım. B A'dan küçüktür. Doğru mu? Küçüktür. Biz ne biliyorduk? Bu eşitsizliklerle ilgili her iki tarafa ne ekleyebiliriz? B değerini ekleyebiliriz. İşlemin sonucunu değiştirmez. Daha doğrusu eşitsizliğin yönünü değiştirmez. Bunu bulur muyum? Bulurum. Her tarafı 2'ye bölebilir miyim hocam? Tabii ki bölebilirim. Yine işlemin sonucu değişmez. Şunlar birbirini götürdü. Ha, demek ki A artı B bölü 2 kimden büyük? B'den büyük. Peki aynı şekilde B A'dan küçük müydü küçüktü. Her tarafa A'yı ekleyebilir miyim hocam? Tabii ki ekleyebilirim. Her tarafa A'yı ekleyince burası ne oldu? A artı B. Bu taraf ne oldu? 2 aldı. Bak ispat dediğim olay da bu kadar basit. Her tarafa A'nın önündeki katsayıya bölebilir miyim? Bölerim hocam. Cırt sana cırt sana bunlar gider mi gitti. Demek ki A artı B bölü 2 kimden küçük? A'dan küçük. Şimdi bu ikisinden çıkaracağım bir sonuç var. B sayısı kimden küçüktü? A artı B bölü 2'den. A sayısı kimden büyüktü? A artı B bölü 2'den. O halde ben A ile B arasına bunların aritmetik ortalamasını her daim yazabilir miyim? Yazarım. O sayıda bir rasyonel sayı mıdır? Evet rasyonel sayıdır. O zaman şunu söyleyebilirim. Herhangi iki rasyonel sayı arasına aritmetik ortalamasını onların arasına yazarım. O sayıda her zaman onların nesidir? Tabii ki rasyonel sayısıdır. Onların arasındadır. Böylelikle arada olma özelliğinde ne yapmış oldu aslında? Rasyonel sayılar sağlamış oldu iki rasyonel sayı arasında sonsuz tane bu şekilde rasyonel sayı ekleyebiliriz. Şimdi madem bu cümleyi kurdun hocam. Arkasında dur, savun. Savunacağım ama adım adım gel. 2 ile 3 arasına yerleştirilebilecek bir tane doğal sayı bulunuz. Hocam 2 ile 3 arasına sayı doğrusunu çiz bakalım. Sayı doğrusunda 2 ile 3 arasında başka doğal sayı var mı? Yok. Neden yok? Arada olma özelliği yoktu. ondan. Arada olma özelliği Yok. Demek ki herhangi iki doğal sayı arasına ne ekleyemem istediğim gibi bir doğal sayı ekleyemem. Çünkü 2 ile 3 ardışık doğal sayılardır. E doğal sayılarda arada olma özelliği yoktur. Bu sebeple 2 ile 3 arasına bir doğal sayı koyamayız. Peki bir rasyonel sayı bulabilir miyim? Bulurum. Az önce ispatını yaptım sana. Bak 2 ile 3 arasına ben bir rasyonel sayı yazabilir miyim yazarım. Hangi sayı bunların arasındadır her zaman? Aritmetik ordalaması. Gerçekten 2 ile 3'ü topla 2'ye böl abi 5 bölü 2 sayısı. 2 ile 3 arasındadır her zaman kurtuluşu yok. Olay bitmiştir. Hatta hatta hocam ben şunu merak ediyorum. Bununla bunun arasına bir rasyonel sayı yazar mıyım? Yazarım abi bak istediğin kadar yazabilirsin. 2 artı 5 bölü 2 bölü 2 derim onların arasına yazacağım. Şimdi 2 kere 2 4. 5 tane yaptı 9 bölü 2. Altta da bölü 2'si var. 9 bölü 2 aynen yazılır. İkinci ters çevirir çarpılır 9 bölü 4. O halde 2 küçüktür 9 bölü 4. O da küçüktür 5 bölü 2 hatta o da küçüktür 3 yazar mıyım 3 gözükmedi ama sen anladın. Bak 5 bölü 2 arasına 9 bölü 4'üne ne yaptım yerleştirebildim. Hocam 9 bölü 4 ile 2 arasına bir rasyonel sayı yazabilir miyim? Abim sabaha kadar uğraş ben sana ispatını yaptım. Herhangi iki rasyonel sayı arasına onların aritmetik ortalamasını alabilirsin. O çünkü o da bir rasyonel sayıdır. Peki bir gerçel sayı yazabilir miyim? Tabii ki yazarım. Yukarıdaki mantığın aynısı aslında. Mesela gerçel sayı olarak da ondalıklı yazayım. Ne fark edecek abi? 2,5 bu aralıktadır. Vazgeçtim hocam. 2,001,3 tamam mı? Küçüktür 3. Yazabilir miyim? Yazarım. Bu sayı aynı zamanda bir gerçel sayı. Yani diğer adıyla gerçel sayılara ne demiştik biz? Reel sayı demiştik. Bir reel sayı değil midir? Reel sayıdır. Bu aralıkta mıdır? Bu aralıktadır. Niye arada olma kuralını sağlarda ondan hiç düşünmeden bu ikisi arasına bir tane reel sayı yazabilirim de geç. Ördek bile vermene gerek yok. Mantığı buradan geliyor. Peki şu rasyoneller üzerine biraz gidelim mi? 1 bölü 4 ile 1 bölü 3'ün 3 tane arasına x pardon eşitsizliğini sağlayan 3 tane x rasyonel sayısı bulunuz. Yani bu araya 3 tane rasyonel sayı yazabilir misin diyorum. Aslında yazarım ve bunu göstermenin en kolay yollarından biri bir kere sayı doğrusu bak. 1 bölü 4 burada. 1 bölü 3 burada. Bunların tam ortasında kim var? Toplamlarının yarısı değil mi? Topla yaz. 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 toplayıp 2'ye böleceğim. Paydasına 3 yazdım paydasına 4 yazdım. Yukarıdan 7 bölü 12 geldi bölü 2 dedim. 7 bölü 24. 7 bölü 24 bunların arasında mıdır? Buldum. Hocam yetmez. Bununla bunun arasındaki sayıyı da bulabilir miyim? Bulurum. Nasıl bulurum? 1 bölü 4 artı 7 bölü 24 bölü 2. Ya aritmetik ortalamasını alıyorum her seferinde. İstediğim kadar yazarım. Bak bunu kaçta çarpabilirim? 6 4 kere 6 24 çünkü. 6 7 daha ne yaptı? 13 yaptı. 13 bölü 24 bölü 2 ne yaptı? 13 bölü 48. Demek ki bu araya başka 13 bölü 48 yazılabilir mi? Yazılabilir. Bunun bir yolu daha var göstereceğim hiç merak etme. Hocam 7 bölü 24 artı 1 bölü 3 bunun altını 8 ile çarp 2 ile çarp değil mi? 2'ye böl özür dilerim. 8 7 ne yaptı? 15 bölü 24'tü. Normalde de bunu 2 ile çarptım 15 bölü 48. Hocam o zaman ben buraya 15 bölü 48'i de yazar mıyım yazarım. Bak 1, 2, 3 tane x rasyonel sayısı ekledim mi bu ikisi arasına? Ekledim. Ha bir yolu daha var dedin hocam onu nasıl yapacağız? Abi onu da şöyle yapacağım bak. 1 bölü 4 küçüktür x küçüktür 1 bölü 3. Paydalara eşitleyeceksin. Sanki hiç o arada kalma kuralını bilmiyormuşsun gibi paydalara eşitledim. 3 bölü 12 küçüktür x o da küçüktür 4 bölü 12 hocam 3 bölü 4 le, pardon 3 bölü 12 ile 4 bölü 12 arasına sayı yazabilir miyim hayır yazamazsın peki o zaman ne yapacağım gel bunu istersen 2 ile genişlet bak 2 ile genişlettim 6 bölü 24 küçüktür x o da küçüktür 8 bölü 24 a arasına bir tane sayı yazabiliyorum hocam bak 7 bölü 24 ama ben bir tane değil, 3 tane istedim senden. O zaman ne diyorum? Gel bunu bir daha 2 ile çarpalım. Bir daha 2 ile genişletiyorum ki rahat rahat yazayım. 2, pardon 2 kere 6 12 bölü 48 küçüktür. x'ten X burada. O da küçüktür. 3, 2 kere 8. 16 bölü 24. Bak bu araya 13 bölü 48'i yazar mıyım? 14 bölü 48'i yazar mıyım? Bu araya 15 bölü 48'i yazar mıyım? 3 tane yazdım mı? Yazdım. Dilersen böyle yaparsın. Hayır hocam benim canım böyle yapmak istedi böyle yaparım. İstediğin gibi ya. Paşa gönlüm bilir abi. Tamam mıyız? En fikir miyiz? Ha bu arada ben dikkat et hep bu aralıkları eşit seçtim. Seçmek zorunda değilsin. Hocam ben 13 bölü 48 almayacağım. Ne alacaksın sen? Ben bu aradakini alacağım. Git tam ortasındakini hesapla o zaman. Yine bulursun. Bir terslik bir sıkıntı yok. Yeter ki araya 3 tane sayı sıkıştır dediğimde bu işlemleri yap. Bu da bir sınav sorusu olabilir. Arada olmayla ilgili önemli bir soru tarzı. Şimdi biliyorsun ki damacanalar 19 litre oluyor. 19 litrelik damacana suyuna 5 litreden fazlası 4 litreden az kısmı kullanılmıştır. Damacanada kalan su miktarını bulunuz. Önce bana şunu söyle bak kalan su miktarını soruyor doğru mu? Bana önce kullanılanı yaz. Kullanılan. Kullanılan ne kadar? 4 litreden Az kısmı kullanılıyor. Ee, bir dakika, 5 litreden fazlası, 4 litreden az kısmı. 5 litreden az, özür dilerim burayı yanlış yazmışız. 4 litreden fazla kısmı kullanılıyor. 4 litreden fazla, 5 litreden az kısmı kullanılıyor. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Peki bizim damacanamız kaç litreydi? 19 litreydi. Amacım bu 19 litrelik damacana da ne yapmak arkadaşım? Bak 19 küçük eşittir 19'dan o da küçük eşittir aslında 19'dan. Bu tabir yanlış mı doğru mu? Doğru. Bu ifadeye eksiyle çarp gel. Eksi küçük eksi x küçük o da eksi 4. Hani eksiyle çarpınca eşitsizlik ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu. Şimdi alt alta topla bakalım ne kaldı? Burada 14 kaldı küçüktür 19 eksi x ki burası nedir benim aradığım değerdir kalan damacana suyudur o da kimden büyük olacak daha doğrusu küçük olacak 15'ten demek ki kalan damacana suyu 14 ile kimin arasındadır 15'in arasındadır hani bunu bir aralıkla gösterirsek açık 14 15 aralığı olacaktır aralıkla ifade edin dediği için. Burayı anladık hocam. Peki yola devam. Damacanada kalan su miktarının litre cinsinden değeri hangi sayı kümelerinde bulunan sayılarla ifade edilir? Abi şimdi 14 ile 15 arasında kalan sayı doğal sayılarla gösterilebilir mi? Hayır gösterilemez. Bu arada kalan sayı bak ya da şöyle sayı doğrusu üstünde göster bak çok daha rahat olacak. 14 ile ki 14 açık aralık, 14 açık aralık 15 açık aralık bak bu aralık bir doğal sayıyla gösterilebilir mi? Hayır gösterilemez. Bir tam sayıyla gösterilebilir mi? Hayır gösterilemez. Çünkü bu 14 ile 15 ardışıktır. Bu ardışık 2 doğal sayı tam sayı arasına ben herhangi bir doğal sayı tam sayı ekleyemem. Ama buraya bir rasyonel sayı ekler miyim? Topla ikiye böl. Al sana rasyonel sayı. E aynı rasyonel sayı bizim neyimizdir? Reel sayımızdır. Çünkü o da bir aynı zamanda reel sayı olduğu için her rasyonel sayı da bir reel sayı olduğu için araya eklediğin rasyonel sayı aynı zamanda bir reel sayı olacağı için ne olacaktır? Buradaki sayı kümesini ben reel sayılarla da ne yapabilirim? Gösterebilirim. Şimdi geldim ilginç bir örneğe. A kümesi x'lerden oluşacak. Öyle ki bu x'ler 4k artı 1 ile yazılacak. K de elemanıdır tam sayı olacak. Arada olma özelliğinin olup olmadığını bulunuz. Şimdi bulun. Şimdi k yerine aslında nereden gelebilirim? Eksi sonsuzdan gelebilirim ama ben k'ye eksi 2 vererek başladım. k'ye eksi 2 verince eksi 8 artı 1'den x değerim ne geldi? Eksi 7 geldi. k'ye değerleri arttırarak devam edelim. Eksi 1 versem eksi 4 artı 1'den k'nin cevabı pardon x'in cevabı ne geldi? Eksi 3 geldi. x yer pardon k yerine 0 verirsem 0 artı 1'den x'in cevabı ne geldi? 1 geldi. Hadi bir tane daha yapalım. K'ye 1 verirsem 4 artı 1'den x'in cevabı ne geldi? 5 geldi. Demek ki A kümesinin elemanları nokta nokta eksi sonsuzdan geliyor. Eksi 7, eksi 3, 1, 5 nokta 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 artı sonsuza kadar gidiyor. Sorumuz neydi? Buna göre arada olma özelliğinin olup olmadığını bulunuz. Şimdi ben sana özellikle ve özellikle matematik neyin üstüne kuruludur dedim abi tanımlar üstüne. Tanım bilirsen yaparsın. Biliyor mu tanım? Hocam bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum Arada olmanın tanımına bak bakalım ne dedik? Şurada. Bir sayı kümesinde herhangi iki sayı arasında aynı sayı kümesinden başka eleman varsa arada olma özelliğini sağlar. Bir sayı kümesinde herhangi iki sayı arasında canım istediği eksi 7 ile eksi 3 arasında sayı var mı A kümesinden? yok. O zaman arada olma özelliğini sağlar mı? Sağlamaz yazacaksın. Anlaştık mı? Yalnız diyelim ki ben bu A kümesini öyle değil de B kümesi olarak X'lerden oluşacak. X'ler de şunlardan oluşacak. X eşittir 4K artı 1. K'ler de elemanı da reel sayı deseydim ben K'ye öyle değer verirdim ki her seferinde istediğimin arasında sayı bulurdum. Mesela bunda ne vardır? Arada olma özelliği vardır. Tamam mı? Bak nerede var nerede yok anlamaya çalış. Neden burada vardır hocam? Çünkü ben K'ye istediğim reel sayıyı verdiğim için bulacağım sayı değerleri arasına bir tane sayı yazabilirim. Yazarım istediğimi. Onun arasına da yazarım. Onun arasına yani istediğim kadar araya sayı yazabiliyorum. Herhangi iki sayı arasına bir sayı yazabiliyorsam o kümeden arada olma özelliği vardır. B'de var. Bak aradaki farkı anladı. Ama A kümesinde yok. Niye? Eksi 7'den eksi 3'e geçtim. Arada başka elemanım yok. Başka elemanım olmadığı için benim canımda bu aralığı seçmek istediği için herhangi iki sayı diyor. Herhangi iki sayı arasında bu kümeden eleman var mı? Yok. O zaman arada olma özelliğini sağlamaz dedik. Haydi bakalım. Arada olma özelliği bu kadar ama konuyu daha iyi kavramak için ne yapıyoruz beraber? Sorular çözüyoruz. Hocam sınavda arada olma ile ilgili nasıl sorulara gelebilir diyorsun? İşte soru avcısı için. Ne diyorum? Gönder. Gelsin. Geldik bomba gibi 5 tane soru çözeceğimiz soru avcısı bölümündeki ilk soruyla başlıyorum güzel arkadaşım. A bir gerçel sayı olmak üzere. 1 ile 2 arasındaymış benim A dediğim sayı. Demek ki A bir gerçel sayıysa 1 ile 2 arasındaysa sayı doğrusunda gösterirken bir burada... 2 burada. Demek ki benim A sayım burada bir yerde. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Peki buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. A bir doğal sayı olamaz. Evet gerçekten 1 ile 2 arasında herhangi bir doğal sayı var mı? Yok. Çünkü 1 ve 2 ardışıktır. Ardışık 2 doğal sayı arasında başka doğal sayı yazamazsın. Arada olma özelliği yoktur mantık olarak bağlayacaksak eğer. O halde ne derim? A asla bir doğal sayı olamaz. Doğru. A bir doğal sayı değil. Ya rasyonel sayı olacak A. Bak A dediğim ifade ya rasyonel sayı olabilir ya da ne olabilir? A dediğim ifade reel sayı olabilir. Peki A 5 bölü 2 olabilir mi? Hocam 5 bölü 2 bu aralıkta mı diye merak ediyorum dersen 5'i 2'ye böleceksin kenarda. 2 kere 2 4 çıkarttım 1. Birin içinde 2 yok. Buraya 0 buraya virgül. 2 kere 5 10 yaptı çıkarttım 2 buçuk. Abi 2 buçukmuş zaten A dediğim sayı diyorsun. Doğru olabilir mi ya bu aralıkta değil yanlış. A dediğim sayı kök 2 olabilir mi hocam? Hani ben sana köklü sayıların hangi iki tam sayı arasında olduğu da öğretmiştim. Nasıl yapıyorduk? Dışarı çıkabilen kök 2'den sonra kim var? Kök 4. Kök 2'den önce dışarı çıkabilen kim var? Kök 1. 1 küçüktür kök 2'den kök 4'ü dışarı 2'ye çıkar. 1 ile 2 arasındadır gerçekten. Demek ki kök 2 dediğim değer burada bir yerdeymiş. Kesinlikle ama kesinlikle bu da doğrudur. O halde doğru cevabım denizli seçeneğidir. Hemen geldim ikinci soruma. Yine güzel bir yorum sorusu. Bak yorum sorularını okurken yukarı okumana gerek yok. Direkt aşağı iniyorsun ve şunu okuyorsun. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Bakalım. İki irrasyonel sayı arasında bir tane tam sayı bulunmaz diyorsun. Yani hocam, bulunmaz ifadesi doğru mu değil mi? acaba değil mi? İki rasyonel sayı arasında. Örneğin kök 1 ile kök ee, bir dakika 2 iki rasyon, iki rasyonel sayı diyorsun. Kök 2 ile kök 5 arasında hangi rasyonel sayı bulunabilir? Tam sayı bulunabilir hocam kök 4 yani 2 bulunabilir. Aa hocam bulunuyor. Bak bulunmaz diyor. Halbuki ben bir tane bile örnek gösterdiğim için ne diyorum? Bak bulunuyor. Lan bulunuyor işte. Ama hocam kök 2 ile kök 5 ardışık değil. Oğlum bana ne? İki rasyonel sayı arası diyor zaten bana. Bana ne? Ben yeter ki onların arasında bir tane göstereyim. Gösterdim mi? Bu ne diyordu? Bulunmaz diyordu. Ben ne de dedim? Bak bulunuyor. Bir tane buldum dedim. Bu neye örnek biliyor musun? Karşıt örnek savunmaya. Şimdi bir genelleme var burada. Bulunmaz diye bir genelleme yapıyor. Bense tek bir tane yanlış örnek gösteriyorum ve diyorum ki bak bu ifade kesinlikle hatalıdır. Her zaman dediği için yanlış. Her zaman doğru mu? Her zaman doğru değil. Güzel. Sanırım mantığını anladık. Geç. Yorum yapmaya devam. Bu yorumlar zordur. Kolay değil. İki rasyonel sayı arasında sonsuz çoklukta irasyonel sayı vardır. Abi ne diyorsun sen? İki rasyonel sayı arasında sonsuz çoklukta iki irasyonel sayı vardır. Doğru mu? Tabii ki doğru. Bak ne var burada? 1 bölü 2 sayısı var. Pardon 1 bölü 3 diyelim. 1 bölü 3, 1 bölü 2 diyelim. Bu sayı doğrusu arasında bu iki nokta arasında sonsuz tane nokta yok mu? Buradaki her bir nokta sayıya karşılık gelmiyor mu? E bu sayılar irasyonelse eğer sonsuz tane irasyonel sayı vardır diyemez miyim? Derim. İkinci madde doğru. Garip ama doğru. 3. Ne bir doğal sayı olmak üzere. N'nin katı olan ardışık iki doğal sayı arasında N artı bir tane doğal sayı vardır. Peki bunun doğruluğunu nasıl kabul edeceğiz hocam? Bak şimdi N bir doğal sayı olmak üzere N'nin katı olan ardışık iki doğal sayı. N bir doğal sayı bunun katı olan birincisi 2 N'ye alalım bir de 3 N'ye alalım. Bu arada diyor ki n eksi bir tane doğal sayı vardır diyor. Şimdi biz burada neyi bulabiliriz? Aradaki terim sayısını bulabiliriz. Bak terim sayısı bulma. Terim sayısı nasıl bulunur? Bunun formülünü de vermiş olayım. Terim sayısı eşittir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artış miktarı artı bir formülüyle bulunur. Bir kere bizim asla unutmamamız gereken matematiğin temel formüllerinden biri terim sayısı formülü. Mesela ardışık doğal sayı dediğine göre 2N'den sonra gelen sayı nedir? 2N artı 1'dir. 3N'den önce gelen sayı nedir? 3N eksi 1'dir. Şimdi buradan buraya N eksi 1 tane doğal sayı var mı yok mu beraber bulalım. Son terim ne? 3N eksi 1. İlk terim ne? 2N artı 1. Bunları birbirinden çıkaracağım. Artış miktarına böleceğim. Üstüne 1 ekleyeceğim. Birer birer gittiği için artış miktarı da 1. Yukarıda 3N eksi 1 eksi 2N eksi 1 artı 1. Bak bakalım burada. Eksi 1 artı 1 gider mi? Gider. 3N'den 2N'ye çıktı. Ne kaldı geriye hocam? N kaldı. Evet 3N'den bir tane 2 tane N'ye çıktı. N'ye kaldı. 2N'den de artık geriye en son burada ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Bak şu eksi 1'i de getirdim buraya yazdım. Kaç tane terim varmış? N eksi 1 tane terim varmış. N'nin katı olan ardışık 2 doğal sayı. N'nin katı olan ardışık 2 doğal sayı arasında. Güzel. 2N 3N. Demek ki nedir? İkinci madde doğrudur. Doğru cevabım ne olacaktır? Doğru cevabım E seçeneğidir dedim. Baya baya zorlayıcı yorum soruları. Şimdi biraz daha işlemsel soru çözeceğiz. Üçüncü soru için gönder gelsin. Üçüncü soru ne diyor bize? Baktık sorumuza. A bir rakam olmak üzere. 2, 3, A, 5 ondalık sayısı 2,3 sayısı ile 2,36 sayısı arasında olduğuna göre A kaç farklı değer alabilir? Bir dakika. Şimdi benim elimde 2, 3, ama sondan 3 basamağı bilinen var. Şöyle 300 yazalım. Bu sayı kimle kimin arasında olacakmış? 2,300A5. Bu sayıyla şu sayı arasında olacağız. 2,360 sayı arasında olacağız. Doğru mudur? Bu arada virgülden sonra istediğim kadar ne ekleyebilirim? Sıfır ekleyebilirim. Bu sayının değerini değiştirmez. Burası önemli bir ayrıntı. Bana diyor ki bu arada olduğuna göre A'nın alabileceği farklı değerleri bulur musun? Al sana arada kalma. Peki ben buraya ne yazarsam arada olurum? 3. A, 5 vardı ya bu A yerine 0 yazsam 360'dan küçük 305, 300'den büyük. Doğru bak sağladı. 2, 3, 1, 5 yazabilir miyim? Yazarım 1 yazabilirim, 0 yazabilirim. Hocam 2, 3, 2, 5 yazar mıyım? Yazarım bak 2 yazdım. 2, 3, 3, 5 yazar mıyım? Yazarım. 2, 3, 4, 5 yazar mıyım? Yazarım. 2, 3, 5 yazabilir miyim? Bak yazdım yine. Ama 2, 3, 6, 5 yazdığımda şuradaki 6, 365 bak 360 oldu bu 365 oldu geçti. Demek ki 6'yı yazamam. Yazabileceğim değerler kaç tane? Sıfırdan başladım 5'e kadar. Yani 5'te dahil olmak üzere toplamda kaç tane değer yazılabilir? 6 tane doğru cevap D seçeneğidir. Gönder gelsin sıradaki. Yine mükemmel bir soru. A ve B daha doğrusu A B iki basamaklı bir doğal sayı. Mesela 12 gibi 25 gibi 30 gibi gibi gibi. Kök 15 ile kök AB sayıları arasında 5 tane doğal sayı olduğuna göre a artı b toplamı en çok kaçtır? Şimdi bana ne dedi bu? Kritik cümle geldi. Kök 15 ile bir tane doğal sayı. ikinci doğal sayı. Üçüncü doğal sayı. Dördüncü doğal sayı. Beşinci doğal sayı. Kaç tane doğal sayı yer alsın istiyorum? En fazla 5 tane doğal sayı yer alsın istiyorum. Ondan sonra kim gelecek? kök a b doğal sayısı gelecek. Daha doğrusu irasyonel sayısı gelecek. Buna göre a artı b toplamı en çok kaçtır? Burada a b'nin alabileceği en büyük değerleri bulup içine yazacağız. Şimdi kök 15'ten sonra dışarı çıkabilen bana bir köklü ifade söyler misin? Kök 16'dır. Yani burası nedir? 4. Kök 16'dan sonra dışarı çıkabilen nedir? Bak bu 4'ün karesi. 5'in karesi kaç? 25. Bak buraya 5'i yazabilirim. Doğal sayıları yazarak ilerliyorum. Hocam o, kök 36'yı yazarım buraya. 36'nın 6'sını yazarım. Kök 49 yazarım buraya. 7 yazarım. Kök 5. sayım artık. 7'nin karesi. 8'in karesi ne oldu? 64. Buraya ne yazarım? 8 yazarım. Hocam bir sonraki doğal sayı artık 9 yani kök 81 yazarım ama onu yazmayacağım. Ben artık buraya bunların arasını alabilecek değerler olarak kök 65, kök 66, kök 67, kök 68, kök 69 bunları yazamaz mıyım? Yazarım. Sen diyor ki A artı B toplamına en çok kaç yazabilirsin? Şimdi kök 70, kök 71 bak yazmaya devam ediyorum. 72, 73, 74 nokta nokta. Kök 81 yazarsam Ha, burası ne olur? Yeni bir doğası, yeni bir basamak olur. Artık 81'e kadar yazabileceğimi gördüm en azından. 81'i de yazabilirim ama daha sonrasını yazamayacağımı gördüm. Bu aralıkta rakamlar toplamı en büyük olan sanki 6 ve 9 var gibi. 6, 9'dan ne geldi? 15. Ama bu aralıkta bir de kök 79 var. Dikkat et 7 artı 9'dan buradan rakamlar toplamı o iki basamaklı sayının en fazla kaç geldi? 16. Ve bu aralıkta kök 81 de dahil olmak üzere bu aralıkta yazabileceğim rakamlar toplama en büyük sayı sadece kök 79 daha da yok. O zaman doğru cevap 16 ile Denizli seçeneğidir. Farklı tipte sorulara devam. Yine güzel bir soru. A bir doğal sayı olmak üzere. Kök 7, 1 artı kök 7, 2 artı kök 7, 3 artı kök 7, nokta nokta, A artı kök 7, 5, kök 7. Sayıları küçükten büyüğe doğru soldan sağa doğru sıralanmıştır. A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi ben şunu anlıyorum. Bu değer bu değerden küçük. O küçük olma durumunu biz nasıl yazıyorduk? Hocam A artı kök 7. A artı kök 7 ifadesi küçüktür. 5 kök 7. Doğru mu? Doğru. Abicim bu kök 7'yi ben karşıya atamaz mıyım? Atarım 5 kök 7 eksi kök 7 anlamına gelmez mi? O halde A küçüktür 4 kök 7 olur mu? Köklü sayılarda Allah'tan toplamı çıkarmayı canavar gibi biliyoruz. Süpersin. A küçüktür 4 kök 7 hocam. Peki burada yorum ne? Bu dördü içeri alabilir miyim kökünün içerisine? Alırım. O halde A küçüktür. 4 içeri 4'ün karesi diye girdi. 4'ün karesi nedir? 16'dır. 16 ile 7'yi çarpacağım. 6 kere 7 42. Elimde var 4. 7 kere 1 7. 4 tane yaptı. 112 yaptı. Benim A sayım nasıl bir sayı olacak? Doğal sayı kök 112'den küçük bir doğal sayı bulmalıyım. Şimdi aklıma gelmiyor bir şey. Diyorum ki sana her tarafın karesini al. Her tarafın karesini alırsan a kare denen sayı ne olacak? 112'den küçük olacak. Şimdi insanın aklına ne gelir? Mesela 10 da bir dakika baştan başlayayım. 9'un karesi olsa 81 oluyor. Süper 112'den küçük ama daha yazabiliyorum. 10'un karesi olsa 100 oluyor 112'den küçük. 11'in karesi ne oluyor? 121 oluyor dikkat et. 112 yazıyor demek ki 11 olmuyor. A'nın alabileceği en büyük değer demek ki kaçmış? 10'muş. Gerçekten ben burada A yerine yazabileceğim en büyük değer olarak kaçı yazabiliyorum? 10'u yazabiliyorum. Benden A'nın da en büyük değerini soruyordu. Doğru cevap 10'la C seçeneğidir dedim. Hadi geçmiş olsun 5 tane sorumuz çözüldü mü çözüldü. Üstüne arada olma özelliği anlatıldı mı anlatıldı. Şimdi artık sayı kümelerinde reel sayıların özelliklerine geçeceğiz. İşte kapalılık özelliği sadece reel sayı değil tabii doğal sayı, tam sayı ve aynı zamanda rasyonel sayılarda kapalılık özelliğini, değişme özelliğine, birleşme özelliğine hepsini tek tek inceleyeceğimiz bir sonraki ders. Kaldığımız yerden devam. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutma 9. sınıf tayfam. Aynı zamanda o 9'lara, 11'lere, pardon, onlara, 11'lere, 12'lere 65 günde AYT'lere attım. Videolara da gelip yorum yazarsan dadından inmez. Seviyorsunuz 9. sınıflar. Hiç merak etmeyin. Sınav haftası yaklaştığında sana yazılı provalarını göndereceğim. Tekrarları göndereceğim. Canavar gibi sınav hazırlanacağız. Korku yok efendim. Çünkü rehber matematikteyiz. Haydi bakalım kendine iyi bak. Hoşça kal. Hoşça kal.